Kamerayı temizle abi. Temizledim. Yine ben. Başınızın belası. Sizi o kadar kolay bırakır mıyım sandınız? Sizi küçük aptallar. Dayak yiyeceğim bir gün sizinle. Yani ara verdim uzun süre. Neden? İş falan koşturuyordum. İşte önemli işlerim vardı. Mezun olmaya çalıştım okula gitmeden. Başardım. Saçı falan uzatıyordum o sırada. Dedim saçımı uzatırken video çekemem. İşim gücüm yok. Saçımı uzatayım, videomu çekeyim. Saç uzatmaya karar verdim. Şimdi gene geldim köye. Dedim ki neden içerik üretmiyorum? Sonra dedim ki işim yok, gücüm yok, içerik mi üreteceğim? Benim zaten köydeki bir günüm bir içerik. Dedim ki günlük vlog atarım. Yani şu an söylüyorum ama yapacağımı hiç sanmıyorum. İşte bugün bahçeye çıkayım, kayısı mayısı falan toplayalım. Oradan kayısıyı toplarken iki sohbet, muhabbet. Bir de abimin yarım bıraktığı işi tamamlayayım o sırada. Duvar deliyordu en son, pencere açıyordu duvara. Oradan da mükemmel bir dünyanın en iyi duvar delme videosu, taş kesme videosu çıkartayım. Gideyim Erciyes'e çıkıp şey yapacağım. Kayısı satacağım. Neden para kazanmayayım ki değil mi, kazanabilecekken? Şu tam parmağımın olduğu yere götüreceğim bugün pazar. Millete birazcık kayısı dağıtayım. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Duvar keserken görüşürüz. Şu alana bir pencere açacağız. Şu. Bu. Yanlışlık olmasın, bu. Şimdi şuraya böyle bir kare halini çizip dikdörtgen. Geometri mi iyidir? Kareyle dikdörtgenin aynı şey olduğuna kimse beni inandıramaz mesela. Şimdi şuradan... Bu da önemli değil ya. Çok sürat oynadım da en son. Çok yakışık. Ana. Uğurcan. Ne yapıyorsun burada? Kolay gelsin ha. Teşekkürler. Donmuşmuş. Çiftçiyi görüyorsunuz ya, üreticinin halini. Sen mazot pahalı. Ya buraya için ne kadar mazot yaktın acaba hayatın boyunca? Çapama pahalı ama... En son ne zaman gidip attın buraya? Kayısıyı tüccar bizden 4 liraya alıyor. Meyve suyunu 50-60 liraya veriyor. Burası hayatında hiç tüccara kayısı verdin mi? Yani görüyorsunuz. Yemek olmadan yemek olmuyor. Yemeğin tek özelliği emeğe bağlı. Babam şu an muhalif olmak için elinden geleni yapıyor. Görüyorsunuz. Bak bak hep o karakteristik şeyler, hareketler falan. Emekçi insan işte. Bak sabahtan ne yaptı, görüyor musunuz buraları? O yarmışsın buraya da kayısıları. İyi. Olur, buraya da yarmışsın, öyle olur. Hala dönmüş buraya. Elma gibi ya. Valla çok güzel duruyor. Ben bunu yerim. Şapkan da kalın oğlum. Almıyorsunuz ki. Almıyorsunuz ki. Şey bu. Yemek yeme videosu. Yorum yapacağım birazdan kayısıya. Yüce Mevlam, şekeri biraz az. Aa, kuş yuvası. İşte geliyor özel harekat.
Benim bu elimle kamera tutarak ünlü ve zengin olma şeyim. Başka hiçbir çaba sarf etmeden. Çok güzel. Deli kedi geldi. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun kızım? Deli kedi derken evimin kedisi. Geziyor burada böyle. Dışarıları çıkıyor sürekli. Geziyor dışarıda. Ben dur. Ben dur. Salak. Ben gidiyorum. Yaklaşma bana. Düşüyor toplar Kenan ha. Tamam şıkırsın. Alacağım. Öyle ama öyle kaldırmak da görerek at. Kaldır. Önünde bir sürü dal var farkında mısın? Olsun lan ha. Allah Allah. İşi severek yap. Ben para kazanma işini seviyorum. Toplama. Al işte şeye çarpıyor. Kovaya çarpıyor. Öyle atarsanız ezilir ya. Özür dilerim ya. Aşağı ekmekte eğilemediğim için. Baban yukarıya yapsın kovayı. Bal ya bal, bal. Allah bilir kaç tane böcek çekiyorum içine. It's the one and only Deagle Double G. Snoop Dogg. Snoop Dogg. Da-da-da-da-da. You know I'm hopping with the D-R-E. Satacağım da inandırıcı değil. Kimse benim sattığımı inanmıyor. Hoparlörü de koy. Şu arkaya dokunayım da manzara görün azıcık. Evet abilerim, ablalarım, kayışlarım var. Az çok demeyelim, boş geçmeyelim, az çok demeyelim. Burada değil dediğim ya. Dur, pardon. Ne olur ablamı tuttun anladın. Bir işe yaramazsa bir yere yarar. Demin arabanın bizi durdu, alacak sandım. Hayallerimle oynadı. Dedi ki, kaça satıyorsun? Bizim oğlan yaptı. Dedim 15, zaten ucuza satıyorum. Alsınlar diye masrafım yok, bir şeyim yok. Ucuza satıyorum deyip gazladı gitti. Yardımsever aldı işte. Fiyatımı belirledi ve gitti. Ve ben de şöyle bir şey karar aldım. Şöyle bir fiyatlandırmam var. Yerel halka 15. Almancılara, Fransızlara falan böyle Fransa'dan gelenlere 20. Araplara ve Suriyelilere 50. Böyle bir karar aldım. Fazlasıyla fazla. Yani benim için fazla. Evde yatmak dururken önemli işlerim vardı. Evde yatıyordum mesela. Neyse. Çok kazandım bakın. Bir sürü para kazandım. Açım aç. Kahvaltı bile yapmadım, hala saat 7 oldu. Çok güzel gözüküyor arka ya. Çok güzel bir karar vardı. Böyle boş boş oturacağımızı şöyle geçen insanlar, geçen arabalar yorumlayalım biraz. Dedikodu yapalım. Belçika'dan gelmiş.
30'lu 40'lı yaşlarında Fiesta ile gelmiş. Adam herhalde çalışmıyor, işsizlik maaşı mı alıyor? Teye buraya Fiesta ile geliyorsa. 06 Ankara'dan gelmiş. Renault Megane. Sen varmış. Passat. Yo, Jetta. Evet, Jetta. Şeyli, aşiret değil, Jetta, sorun yok. Bulutlar gelmeye başladı, hiç üşüttü burayı, soğuk. Yağmur yağacak galiba. Cuma günü caminin çıkışına koyarım. Meydan caminin, merkez caminin. Salı günü de pazar var. Pazara götürdüm herhalde inşallah diye tahmin ediyordum. 3 saat oldu yaklaşık. Açıp kapatıyorum arada böyle kamerayı. Acıktım artık, yoruldum. Sıkıldım. İnsanlar da azalmaya başladı zaten. Böyle şarkı dinliyorum birazdan. Aç kafada şarkı dinliyorum. Birinden bahsediyorsun sen savaşta aşkı. Karıştırmışsın çık o karanlık. Siperinden sen beni hep düşman. Neyse, en azından bir uğraş var, videoyu editlerim. Çalışarak bileğimin hakkıyla kazanacağım, kazandım, sıra sende. Bana harçlık verme sırası sende. Ne demek? Ha? Ya ben bileğimin hakkıyla kazandım demin. Bugün mü? Evet. Şimdi sen bunu tebrik etmek için bana harçlık vermen gerek. Anladım. Gel senle de oynayayım, gel. Gelim seni ben, gelim seni ben, gelim seni ben. Lan. Ya kıçını dönme bana, gel. Gel buraya. Geldik ya abi. Ben gittim. Domar lan para ya. Şey, bereketsizlik olsun falan, nazar değsin diye gösteriyorum. Güneş çok güzel şu an. Babam. Güneş. Köy. Gün sonu. Yeter be ayrı. Gün sonu. Ben yorumum. Ben vlogur muyum arkadaş, olur da. Vlogur muyum? Benim samimiyetsiz yükselme dedim. Hayır, burada dağım. Artık hak ettim. Hak ettim artık yemeği. İki gündür aç. Bu sabahki salak da burada işte. Oh. Evet arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkürler. Bu işi bir beceremedim ya. Gerçekten içten gelerek söyleyemiyorum bunu hala ya. Bir yıl oldu ya. Bir yıl da geçti. Buranın ışığı güzel bak böyle.
Evet, şapkamı hiç çıkartmadım. Artık öyleyim, şapka çıkartmıyorum.